Hadi be, hadi yeminim, hadi. Hadi be, aç gözünü oğlum. Bak anam burada, kurbanın olayım. Hadi yemin, hadi ciğerim benim. Hele. Yemin. Ey Allah'ıma çok şükür. Ey Allah'ıma çok şükür ya Rabbim. Oh, evladımı bana bağışladın. Yemin. Bak, anam burada. Ne oldu? Aklına yer mi geldi? He? Oğlum. İyisin inşallah. Sen ya Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz kadınsın ya. Dışarı. Aha, ziyanlarına mı getirdin yanında? De git hepsini topla, çık dışarı. Hanım çekil önümden. Çekilmem. Cennet. Elimi kana bulatma. Mola. Hayatımı kana buladın, elini de kanıma bula. Yapma canım. Ben bu sırda yaşayayım mı? Oğlumu yakma. Hayatta bir tek sana vereceğim hesap var oğlum. Cennet. Senin annen benim. Ben doğurdum. Ne oldu? Ses ne? Ne oldu? Yemin! 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 Annem! Aç gözünü! Annem! Doktor! Yemin! Annem aç gözünü! Oğlum! Oğlum! Annem aç gözünü! Allah aşkına! Annem! Aç! Aç gözünü Yemin! Ne olurum aç! Oğlum! Canını bağışla! Yemin oğlum! Ay oğlum! Çekilin lütfen. Çekilin lütfen. Lütfen dışarı. Hanımefendi buyurun dışarı. Buyurun. Hanımefendi gelin. Cennet kadın. Allah'ın aşkına. Artık senin burada bir işin yok. Gitmem, gitmem. Oğlumdan iyi haber ama da şuradan şuraya gidemem hanım, gidemem. Cennet, bak yemin senin yüzünden bu halde. Onun başına bir şey gelirse vebali senin boynunadır. Ya şunu bir düşün de karşımda öyle dikle. Gitmem. Cennet. Hadi gel biz şöyle geçelim. Hanım kadın, gelin sen de böyle. Hadi gel. Anne niye sakladın bizden? Ne zaman söyleyecektin ha? Kızım ben neyi ne zaman sakladım sizde? Ağabeyini de saklamadım ki ben onu kendime bile söylemedim. Siz zarar görmeyin diye. Şu dertler bir bilsin diye bekliyordum yoksa anlatacaktım. Ne neden bu çileyi tek başına çektin? Hani hiçbir şey saklamayacaktık artık birbirimizden. Siz üzülmeyin diye be kızım. Biraz güneşin de aklı ersin diye bekledim.
Güneş nerede? Buradaydı. Güneş nerede? Burada. Güneş nerede? Güneş! Güneş yok! Güneş! 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 Pardon, bakar mısınız? Buyurun tabii. Bizim kardeşimiz kayboldu da 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu. Gördünüz mü? Kız çocuğu. Böyle uzun sarı saçları, mavi gözleri var. Boylarda olacak. Siz gördünüz mü? Yok. Sabahtan beri buradayım. Tarif ettiğiniz gibi çocuk görmedim maalesef. Neyse, sağ ol. Cennet. Yanında Güneş'in fotoğrafı var mı? Yok. Niye? Ya bizim hiç fotoğrafımız yok ki zaten. Anladım. Sen bir dakika beklesene. Aklıma bir şey geldi. Bakar mısınız? Güvenlik kamerası kaydını görmek istiyorum. Kayıtları görmeniz için emniyetten izin gerekiyor. Prosedür var. Ne prosedürü kardeşim? Kaybolduğunu düşündüğüm küçük bir kız çocuğundan söz ediyorum. Haklısınız da benim yapabilecek bir şeyim yok. Benim de kaybedecek vaktim yok. Müdürü çağırır mısın buraya? Turgay Bey odasında mı? Biraz önce odasındaydı. Bir bakayım. Bir haber var mı? Ha? Yok, babam nerede? İçeride görevlilerle konuşuyor. Tamam, biz dışarı çıkıyoruz. Hastane çevresine bakacağız. Ama bir şey olursa haberleşelim, tamam mı? Tamam, dikkat edin. Hadi kızlar. Ne olacağız? Hadi. Güneş'im, annem, ah kulum. Cennet, şimdi kamera görüntülerini seyrettim. Gördün mü? Gördüm. Güneş bu tarafa doğru çıkmış. Tek başına mı? Tek başına. Çok şükür bari. Hadi gel gidelim, fazla uzağa gitmemiştik. Çocuğum bu tarafa gitti. Fark etmiyor, aynı yere çıkıyoruz. Gel. Tamam. Bilal Bey, sana bir şey diyeceğim. Şayet Yemin iyileşirse inşallah, Cennet'in anlattıklarını söylemezsin değil mi? Yani aklı karışmasın, bulanmasın. Tamam, Cennet doğurdu ama vallahi talahi bakmadı. Ben gecemi gündüzüme kattım. Yemedim, yedirdim. Ben analık ettim Bilal Bey. Söylemezsin değil mi? Benim söyleyeceğim bir şey değil. Sizin ikinizin arasında. Ama orada olan herkes duydu. İlla ki biri çıkıp söyleyecek. Özellikle de Cennet. Beni boş ver. Cennet'i nasıl susturacaksın? Ne yapıyorsun?
çocuklarına mı bakıyoruz? Merdiven'i özledin mi? Ben de çok özledim. Hatırlıyor musun? Seninle üzüm kurutmak için dama çıkardık. Ne? Dağlara bakardık, yıldızlara. Ben sana masal anlatırdım. Burada değil daha, yıldızı bile görmüyorsun. Güneş. Ben sana çok haksızlık ediyorum anneciğim, biliyorum. Ama inan, Mardin'den sizi kaçırmamın bir sebebi de sana yaptığım bu haksızlığı artık yapmamak. Büyüdüğünde anlayacaksın. Ama bir dakika benim elimi bırakma. Ben seni çok özlüyorum. Güneş bulundu baba, merak etme. Aa, tamam oğlum. Tamam. Hastanenin önünde buluşalım o zaman. Tamam. Ben onun ağzını, gözünü, kaşını, burnunu yerim ya. Güneş hiç konuşmuyor değil mi? Bizim aramızda ayrı bir dil var. Hastanın nabzı ve tansiyonu kontrol altında. Yarın bir sıkıntı olmazsa taburcu olabilir. Ay çok şükür. Kendine geldiğinde yalnızca annesi. Bakın tekrar ediyorum. Yalnızca annesi en fazla 5 dakikalığına yanına girebilir. Allah razı olsun. Bana iyi haber verdiniz ya. Allah da size hep güzel haber versin. Peki geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hepimize geçmiş olsun. Sabri. Buyurun Bilal Bey. Diğer adamların nerede? Dışarıdalar Bilal Bey. Emrederseniz çağırayım. Çağırma Sabri. Dün ben sana ne dedim? Yemini vuran o pisliği bana getireceksin demedim mi? Bilal Bey, ben de arkadaşlar da sürekli... Ben bahane üretenleri de, bahanelere sığınanları da hiç sevmem biliyorsun. Adamlarımla birlikte köyden gelmiş bir çocuğu bulamadım. Şimdi işim var, gidiyorum. Bir dahaki görüşmemizde Veysel'i bana teslim edeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Bilal Bey. Emredersiniz. İşim var, gidiyorum. Herhangi bir ihtiyacınız olursa adamlarım burada zaten. Allah razı olsun. Zaten her felaketi sayenizde atlattık Bilal Bey de. Bir sorun mu var? Ben Artem Bey gitsin diye bekledim. Bu Cennet'le kızları benim oğlanın yanında yöresinde dolaşmasa. Merak etmeyin. Yemini kimse rahatsız edemeyecek. Allah razı olsun. Güle güle git. Yolunuz açık olsun. Yemin'i bir görmeye mi gitsem acaba? Gözün aydın Cennet Hanım. Yemin toparlamış. Gayet iyi. Hayır, çok şükür. Doktor mu söyledi? Evet. Herhangi bir ihtimale karşı bu geceyi de hastanede geçirecekmiş. Yanına kimseyi sokmayacaklarını söylediler. Bir şok, bir heyecan yaşamasını istemediğini söyledi doktor. Güzel haber. Senin odaya çıkmana gerek yok. Zaten Güneş de büyük bir şok yaşadı. Demir sizi eve bıraksın. Yok, ben kızlarla gideceğim zaten. Öyle bir bakayım diye gidecektim. Yoksa eve gideceğim ben. Kızları çok yalnız bıraktım. Hata ettim. Baba, o zaman ben otoparktan arabayı çıkartayım. Tamam oğlum. Artem amca, Yılmaz amca, her şey için sağ olun. Teşekkürler. Rica ederim kızım.
Hadi bakalım, görüşürüz. Sağ olun, hoşça kalın. Güle güle. Ah, neler oldu bir bilsen. Anlatacağın şeylerin artık beni hiç şaşırtmayacağını zannediyorum. Cennetler unuttu onu. Yılmaz Bey, ben söyledim ne yapalım diye. Ben hallederim dedi. Demek buraya koymuş. İzledin mi bu filmi? Hangisini? Evet, izlemiştim. Hatta üniversitedeyken tek başıma gitmiştim bu filme. O zamanlar nedense filmleri tek başıma izlemek çok hoşuma gidiyordu. Bak ne diyeceğim. Bir gün aynı salonda ayrı ayrı bilet alalım. Sen yine eskisi gibi film izlersin tek başına. Ben de izleyecek bir şey bulurum herhalde. Geciktim, bağışla. Yok yok, hiç önemli değil. Değişik güzel bir yermiş burası. Daha önce görmemiştim. Öyledir. İnsanların her gün bakıp görmediği yerlerden biridir. Oysa görseler, biraz merak edip ilgilenseler, hayatlarında ne muhteşem bir şey keşfetmiş olurlar değil mi? Bakar mısınız? Ne içersin? Kahve lütfen. İki kahve. Tabii efendim. Her şey için sağ ol. Bugün bizi yine hiç yalnız bırakmadın, hep yanımızdaydın, sağ ol. Bunlar da geçecek, bak göreceksin. Zamanın yoktur diye hazır okuldayken sana ders kitapları aldım. Biliyor musun, bir yerden sonra insanların senin için tesellisi de, koşturması da incitmeye, yaralamaya başlıyor insan. Bunları alır mısınız Zümrüt? Aslında biliyor musun? Sen ve yaşamak zorunda kaldıkların bir biçimde beni de etkiledi. Keşke biz kötü şeyler yaşamasak da insanlar da bizim için çabalamasa. Rahatsızlık veriyoruz istemeden. Ya hayır canım, aslında tam tersi. Yani siz... Sen, ben seni, yani sizi tanıdıktan sonra hayata karşı farklı bakmaya başladım. Yani öyle bir mücadelenin içindesiniz ki saygı duymaktan başka bir şey yapamıyorum. Sonra kendi hayatına bakıp şımararak reddettiği şeylerin değerini daha iyi anlıyor. Bunlar da bu saygıdan dolayı. Sağ ol, tamam. Rica ederim. Zümrüt. Tamam, görüşürüz.
gitmeye lan, bunlar burayı. Burası mı? Evet abi, burası. Akrabasında kalıyormuş. Dikkatli olun. Adamı kaçırmayın. Hadi, hadi. Evet, dur çekil o zaman. Doktor Bey'in kesin emri var. Sadece 5 dakika. Tamam, sağ olasın. Gelmekte tereddütlüydüm aslında ama... ama şimdi burada olduğuma memnunum. Lütfen yanlış anlama. Seninle hiç ilgisi yok. Tamamen benimle ilgili bir durum. Benimle buluştuğun için kendini suçlu mu hissediyorsun? Yok, hayır. Niye suçlu hissedecekmişim? Hem nasılsa herkesin bir sırrı var. Öyledir. Sevgi. Sen ne yaptığını bilen, aklı başında, eğitimli. Üstelik çok da güzel bir kadınsın. Mahcup olmana gerek yok. Kendine güven. Çünkü sen o güveni fazlasıyla hak ediyorsun. Bugün galiba benim gençliğimi hatırlama günüm oldu. O zamanlar ne istediğimi, ne hissettiğimi ve ne yapacağımı o kadar iyi bilirdim ki. Galiba üstünden çok uzun zaman geçti. Kendimden o kadar uzaklaşmışım ki. Geri dön o zaman. Dön ve kendine yürü. Yoluna kimsenin çıkmasına da müsaade etme. Kim olursa olsun asla izin verme. Açtın mı gözünü? İyi, aslan oğlum benim. İyi, seni verene kurban olurum. Ha, yeminim iyisin değil mi? Geçti şükür. Ha, şükür geçti. Cennet. Cennet mi? Cennet anne. Ne cenneti sen? Ne diyorsun yemin? Ne cenneti? Sesini duydum. Burada mıydı? Yok. O kadın burada yok. Sen herhalde kabus gördün. Yemin. Kulum. Bak annem burada. Ay yeminim. Ay benim boncuk oğlum, annen yanında. Güneş uyanınca acıkır şimdi. Kızım siz de içecek bir şey ister misiniz? Bu kadar parayı ne içebilecek ne de yiyebilecek bir şey alabilirsin. Ne yapayım kızım ya? Abin vurulunca çıkamadım. Vurulan bizim abimiz değil. Senin oğlum. Benim oğlum sizin ağabeyiniz. Hep öyleydi. Ne zaman değişti bu? Her şeyi unuttun anne. İlk önce de sen bizi unuttun. Ya şu evde kaçak yaşıyoruz. Emlakçının getirdiği soba olmasa donacağız. Tamam, anlıyorum senin üzüntünü. Ben de üzüldüm. Ama yemini hepimizin üstünü tutamazsın. Kızım ben ne zaman üstün tuttum onu? Nasıl laf öyle? Anne tuttun. Biraz sus. Niye susacakmışım he? Sen sustun da ne oldu abla? Yemin zorla seni Faysalaya götürmeyecek mi? Yalan mı? Ben susmadım. Sadece ne zaman ne konuşacağımı bildim.
Yemin vurulmasaydı bize ne zaman söyleyecektin anne ha? Ne zaman? Anne neyin doğru neyin yanlış olduğunu sen bizden daha iyi bilirsin. Ama keşke herkesin içinde herkes gibi öğrenmeseydik. Bu kadar mı zordu? Kızım. Ben ağabeyini kucağıma aldığımda senin yaşındaydım. Tam senin yaşındaydım. Oğlum gözümün önünde büyüdü. Başkasına anne dedi. Beni 7 kat yabancı bildi. Ben sustum. Senin yaşındayken de sustum. Benim oğlum yaşarken ben ölmüş gibi acı çektim. Tamam. Tamam kabul ediyorum. Hata yaptım. Ben de insanım. Hata yaptım. Yani ben susarak sizin kalbinizi kırdım. Yani beni bağışlayın ama bu da benim başıma geldi. Kızım beni anlayın. Anne tamam. Öyle bağışlayın falan deme. Ben bir an sinirlendim işte. Ama anne sen de sürekli yemin yemin diyorsun. Ya ne yapayım kızım ya? O Veysel denilen şerefsiz abini gözümün önünde vurdu. Ben ne yapayım? Abimi Veysel mi vurdu? Abini Veysel vurdu. O hani numarasını ezberlediğin o Veysel abim var ya, o vurdu işte. O... Anne emin misin? Ya nasıl emin misin? Gözümün önünde vurdular diyorum size. Eminim tabii. Hadi Allah aşkına kapat şu konuyu. Al şu parayı. Git bakkala sen. Sen de çay koy. Haydi. Yanımda olduğun için sağ ol abi. Elbette yanında olacağım. Ben sana canımı borçluyum, iyi mi? Sabri. Bundan sonra Yemin Bey'e saygıda kusur edilmeyecek. Anlaşıldı mı? Abi estağfurullah. Yok, öyle olacak. Hadi sen kendini fazla yorma, dinlen. Biz dışarıdayız. Sen istersen yine çok havaya girme Yemin kardeş. Ne de olsa o elini yüzüne bulaştırdığın Veysel işini ben çözeceğim. Bunu sakın unutma. Sen yorma kendini Sabri abi. Ben buradan zımba gibi çıkar. Kendi işimi de kendim hallederim. Zahmet etme. Hadi bakalım. Öyle olsun genç. Hadi. Geçmiş olsun. Eyvallah. Hukuk kavramının ortaya çıkışı insanların avcılık, toplayıcılıktan yerleşik hayatın geçişine denk gelir. Sıkılmadın mı? Sana 2 saattir hukuk kitabı okuyorum ha. İyi dinle o zaman. Ortalığı topladım anne. Eline sağlık yavrum. Allah razı olsun. Beni hiç darlamadınız. Doğduğunuzda her defasında öyle çok sevindim ki. Benden almayacaklar diye. Ben de çocuktum. Sizle birlikte büyüdüm. Ablanla sen bana can yoldaşı oldunuz. O yüzden benim gibi olmayın istedim. O yüzden böyle okul için inat ediyorum. Bir adınız, bir ağırlığınız olsun. Bana kadın olmayı, insan olmayı, ana olmayı çok görmüşler. Ama benim aklım var. Hepsini tek tek geri alacağım. Ney? Ney? Ay, ay kaçak kızım. Yavrum, yavrum benim, yavrum. Yavrum. Ateliyedeki bütün hazırlıklar bitti. Her şey tamam. Ama Cennet bizimle çalışmayı düşünmüyor hala. Sonuçta bir işe ihtiyacı var. En iyi bildiği şeyi yapmalı. Elbette en iyi bildiği işi yapmalı ama ikna olmuyor ki. Cennet Hanım inatçı bir kadın.
Ona ihtiyacımız olduğunu anlatmamız lazım. Anlatıyorum, anlatmaya da devam edeceğim. Yani belki böylece inadını kırabilirim. Ziya. Öyle mi? Efendim Ziya. Ev sahte isimden kiralamış. Muhtarlık desen herhangi bir kayıt yok. Bütün bunlara rağmen ev sahibi kira kontratı yapmamış mı? Ev sahibinden konuşmuş çocuklar. Kirayı yıllık nakit ödemiş. Fatura desen herhangi bir şey almamış üzerine. Adam da yüklü parayı alınca kurcalamamış. Söylese, karşımızda sıradan bir adam yok. Peşine düştüğümüzde anladı tabii. Evi takip ettiriyorum ama gelen giden yok. Sizden ricam şu. Ne gerekiyorsa yapın. Bir an evvel bu adamı bulmak istiyorum. Tamam. Zafer. Zafer. Başımı belaya sokacaksın. Neredesin sen? Buradayım işte. Bu kadar çok mu alıştın sen bana? Ya sen ne yaptığının farkında mısın? Hı? Evimin etrafında dolaşıyorsun Zafer. Yılmazlar senin kim olduğunu öğrenirlerse ve seni burada görürlerse ben biterim, anladın mı? Çok bunaldım Andı. Hava almaya çıktım. Sırf senin yüzünden ben burada hapis gibi yaşayamam. Tamam, hapis gibi yaşa demiyorum sana. Bulacağız bir çaresini. Ne yaptın bugün? Var mı gelişmeler? Hayır, yok. Yılmaz şu Mardin'den gelen halıcı kadının peşinde. Ne evi, ne sevdiğine de seni düşünüyor. Ya bize bunun ne faydası var? Biz bu durumu lehimize çevireceğiz. Yılmaz'ın bu ilgisizliği sevgiyi boşluğa düşürecek. Biz de sevgilinin bu zayıf halinden yararlanacağız. Anladın mı? Ve başladığımız işi kökten bitireceğiz. Kraliçem. Nereye böyle? Cennet ve Şürekâsının yanına gidiyorsan merak etme, onların yardıma ihtiyacı yok çünkü baban yanlarında. Niye böyle konuşuyorsun annem? Hem bana anlamlı bir şeyler yap diyordun. Bak yapıyorum işte. Bir de onlar gerçekten çok... Nasıl desem? Çok özel insanlar. İnanmayacaksın. Biliyorum. Hmm. İyi. O zaman belki sen de destek olmak istersin. Ben garaja gidiyorum. Leyla'ların provası var. Öpücük. Ah! Hasan,
buyurun. Bu odada oğlum yatıyordu ama şimdi oda boş. Ne oldu biliyor musun? Korkulacak bir şey yok teyzeciğim. Merak etmeyin, oğlunuz gayet iyi. Nereye koydunuz? O kendi isteğiyle taburcu oldu. Kendi isteğiyle? Hı, evet. İyi günler. Dur, ben sana yardım edeceğim. Dur. Ah, dur can. Ay, geliyor var. Ah. Oh, sağ ol anne. Ay, sen sağ ol. Kurban olurum ben sana. Bak, paça çorbası getirdim. İçer misin? Anne, vallahi içmeyeyim ya. Olur mu? Nasıl içmeyeceksin? Hasta adam kursa boş kalır mı? Hadi ilaç niyetine yiyeceksin, içeceksin. Oh. Vallahi doğru diyorsun ha. Benim bir an önce toparlanmam lazım. Yapacak bir dünya iş var. Hala benim bilmediğin ne işlerin varmış senin? Ya senin bilmediğin ne işim olacak anne? Sen demedin mi Zümrüt'ü al Faysal'a götürüp intikamımızı al diye? Kendin dedin. Hem sadece o da değil. Memlekete bize dar eden kim varsa hepsiyle tek tek hesaplaşacağız. Hele şu cennet kadını bir bulayım da. Yemin oğlum gereği yoktur. Niye? Yani cennetinde, köydekilerinde şeytan görsün yüzünü. Bize kötülükten, felaketten, lanetten başka bir şey getirmediler. Allah'larından bulsunlar. Ya ana sen hayırdır dün başka, bugün başka ne oldu? Daha ne olsun be oğlum? Daha ne olsun? Ben canımın, ciğerimin, gözümün önünde kuş gibi çırpındığını gördüm. Yani vallahi ben seni bir daha öyle görürsem vallahi ölürüm. Hadi gel kuzum. Hadi vazgeç bu intikam hevesinden. Vallahi anne ben sözümden dönmem. Merak etme bak, iyiyim ben. Bilal Bey de yanımızda sağ olsun. Hesabımızı göreceğim ben. Ya bak, kendi ağzınla diyorsun, Bilal Bey yanımızda diyorsun. Ya Bilal Bey, ya koskocaman kirli feli adam. Bize evini açtı, değil mi? İş verdi, aş verdi. Boşver sen köydekileri, ne edeceksin? Biz burada ikimiz birbirimize yeteriz. Hem o cennet karasından da uzak duracaksın. O delenmiş vallahi, iyice aklını kaçırmış. Yani kötülük olsun diye her lafa eder. Allah Allah ya. Tövbe tövbe. Senin için endişeleniyorum Demir. Lütfen uzak dur şu insanlardan. Oldu canım. Bir sen eksiktin zaten. Kim vurmuş peki belli mi? Belli ama yemini vurmaya gelmemiş. Yemine bir şey mi oldu? Ya Bilal diye bir adamın bir sorunu mu varmış, bir şey mi? Onu vurmaya gelmiş adam. Yanlışlıkla yemini vurmuş. Geldikleri günden beri silahlar, vurulmalar. Leyla anlattı. Kızın evine bile girmişler. Hiç tekin tipler değil. Ya bir dur. Nerede şimdi? Yani iyi mi? Ya iyi, bir sorun yok, hastanede şu anda. Yani Leyla, seni hiç tanımasam ilgileniyorsun diyeceğim şu mafya tipli adamla. Haber alırsan bana da söyle. Merak ettim. Tamam, söylerim. Hay Allah'ım ya. Neyini merak ediyorsan. Alışkındır kızım onlar öyle şeylere. Abuk subuk şeyler konuşuyorlar ya. Ben de anlamadım. Oğlum, ne oluyor ki? Ben anlamadım. 1, 2, 3, 4. Turunam gidersen Mardin'e, turunam yâre selam söyle. Turunam gidersen Mardin'e.
Hayırdır birader artist artist giriyorsun dükkana? Çıkar şu kaskı. Emrin olur. Yok artık. Yusuf, kardeşim. Ya aşk olsun Yusuf, amma korkuttun. Kız seni de çok özlemişim. Arkadaşlar burada bölüyorum, kusura bakmayın. Oğlum niye söylemiyorsun, ne zaman geldin? Ya vallahi kardeşime bir sürpriz yapayım dedim ya, fena mı oldu? İyi gelmişken dövseydik bari. Hakikaten abi ya, ne yaptın öyle ya? Özlemişim. Ben de kardeşim. Merhaba Sevgi. Merhaba. Niye uyumadın? Uyumadım. Hadi gel odamıza gidelim. Belki konuşmak istediğin şeyler vardır diye bekledim. Uzun zamandır yine ayrı düştük. Haklısın. Son zamanlarda her şey üst üste gelince biraz ihmal ettim. Sana sürprizim var. Kötü bir sürpriz olmasın lütfen. Yok yok. Aslında bana da sürpriz oldu. Artem'le beraberdik. Cennetlerle değil miydin? Yok. Artem'le şu atölye işini konuştuk. Bu seferki mazeretin iş. Evet. Mazeretimde biraz da sen varsın. Hala o adamın peşindeyim. Gerçekten. Gerçekten. Alo. Yusuf. Yusuf mu? Gelmesin buraya. Ben Yusuf musuf çekemeyeceğim şimdi. Oğlum, bu kadar zaman sonra insan böyle mi gelir? Vallahi bunun hesabını soracağım sana. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Oğlum ha? Senin oğlun Demir. Bir kere bile şöyle ağzını doldura doldura oğlum demedin Demir'e. Oh,
Biliyor musun senin şu çalışma yapacağın üniversitede benim bir arkadaşım var. Aslında acayip yardıma dokunur sana. Senin arkadaşın. Niye beğenemedin mi? Yani arkadaşlarını az çok tanıyorum. Hiçbir bu konuyla ilgilenmez ki. Ya önyargılı olma oğlum, çok farklı. Hem yarın yanına gideceğim, tanıştırırım sizi. İyi. Ya zaten bir yerden başlamam lazım. Yani. Bugün burada kalsan mı? Olur mu? Yani özlemişim. Ben de kalırım. Eskisi gibi. Eskisi gibi. İyi ki geldin be Yusuf. Şşşt. Kız yavaş ya. Koskoca kız oldunuz. Hala tepişiyorsunuz. Güneşi uyandıracaksınız. Anne bir yere mi gidiyorsun? Yılmaz Beylere gideceğim. Eşyalarımızı alayım. Böyle olmuyor ki. Hiçbir şey yok. Bu saatte mi anne? Ne yapayım? Uyanmadan onlar. Gidim gelim kızım. Ben bir şeyler hazırladım. Siz kalkınca yersiniz olur mu? Güneşi de doyurun. Anahtarı aldım ben yanıma. Yedek burada. Tamam. Hı. Hadi. Hanım! Hanım bunları mı diktin buraya? E kimi dikersen dik, istersen duvar ör. Ben sabahtan akşama kadar burada dikeleceğim. Ta ki oğlumu görünceye kadar. Durduramayacaksın beni. Ya ne laf anlamaz kesin sen sabah sabah ya. Söyle o kadına, illa ki ben oğlumu göreceğim ha. Bak şimdi polis çağırayım mı ha? Çağırıyorum. He çağır 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 çağır. Ne diyeceksin polise ha? Anasıyla oğlunu görüştürmüyor muyum diyeceksin. Ne diyeceksin? Çağır hadi çağır. Ya tamam bak tamam dinle. İki saat önce Yemin var ya pansumana gitti. Hah ben sana öyle söyledim. İnanmıyorsan gel gir. Sor herkese sor. Vallahi mi? Vallahi ya. Haydi. İyi. Veysel para için vurmuş ha. Sen ne biliyorsan benim bildiğim de o. Nerelere daldın öyle? Aklından geçeni söylesene Kiraz. Yok, dalmadım. Ama olanları anlayamıyorum, şaşırıyorum yani. Hayret. Ya benim bildiğim Kiraz öyle derinlere dalıp gideceğini Veysel'i arayıp hesap sorardı. Ne oldu? Yemin o kadar silahla peşimizde dolaştı. Veysel bir kez olsun karşısına geçip ya sen ne yapıyorsun dur demedim. Hep cesareti yok sanıyordum ama cesareti de varmış. Biliyor musun abla? Veysel'in cebindeki para kadar değerim yokmuş benim. Bak Kiraz'ım. Seni hak eden öyle belinde silahla dolaşan Veysel olamaz. Boş ver onu üzülme. Evet ya. Kim o yani, değil mi? Kim o? Evet. Bilal Bey, bu kadın pes edeceğe benzemiyor. Vallahi gözlerinden ateş fışkırıyor. Eşine bir adam tak. Takip etsin, nereye gittiğini öğrenelim. Emredersiniz. Böyle evde saklayarak bir yere varamazsın.
eninde sonunda karşısına dikilecek. Hayır, kızların canından korktuğu da yok. İyice arsızlaştı Bilal Bey. Var mı elinde onu köşeye sıkıştıracak bir şey? Aslında var. Gel Cennet. Günaydın. Kalktılar mı bilmiyorum ama ben eşyalarımı almaya gelmiştim. Biz de kahvaltı hazırlıyorduk. Gel, henüz uyanmadılar. Eh. Ay, kusura bakmayın. Ya çıkıp giderken odayı ne halde bıraktık hiç bilmiyorum. Ay, ne kusuru? Bizim işimiz bu. Biz odayı topladık. Toplarken sizinkileri de toplayıverdik. Sağ ol. Bak, al işte hepsi buradalar. Sen şimdi rahat rahat bir kontrol et bakalım. Yok, kontrol etmem. Hayır, yani bakacağım da yani bir daha gelip gitmeyeyim, rahatsızlık vermeyeyim diye. Ay aşk olsun, hiç olur mu? Ben seni yalnız bırakayım. Rahat rahat bak, tamam mı? Bir eksiğin olursa seslen ama bana. Tamam, seslenirim. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne olacak ki zaten? Güneş'in iş çamaşırları burada bak, tamam. Kızların eşyası. Nerede ki acaba? Şey nerede ki? Kılıf nerede ki? Şuraya koyduydum, boşaltmış. Allah Allah ya. Zülfiye Hanım. Zülfiye Hanım, Zülfiye Hanım ben bir şey... Aa! Oo! Ay siz onu nerede buldunuz? Bunu mu arıyordun? Ay kızların evi çok dağıtmışlar, kusura bakmayın. Estağfurullah. İşlemesine bayıldım, çok güzel. He, akça yılan. Çocukluk zamanlarımın en mutlu hatırası. Bir hikayesi var o zaman değil mi? Anlatmak istersen dinlerim. Yok öyle önemli bir şey değil. Olsun ben dinlemek isterim. Gel otur şöyle. Ya sen biliyorsun bizim oraları. Tabii. Benim ailem bir köy yangınında yok oldu. İşte bunu işleyen nene beni oralarda buldu. Evine götürdü. Onun bir torunu vardı. Hasta bir oğlan. Hep yatardı. Nene bütün gün ona bakardı. Evin işini yapardı. Allah seni inanırsın. Benden bir kere bile bir bardak su istemedi. Bana hep derdi ki kızım Cennet, senden tek isteğim kendi yolunu kendin çiz. Bana bütün tabiatı öğretti. Sonra bir gün oturttu halı tezgahının önüne, halı dokumayı öğretti. Yani maharet ondan, bende değil. Çocuğa ne oldu? Öldü mü? Yok, ben oradayken yaşıyordu oğlan. İnşallah hala yaşıyordur. İnşallah. Çocuk aklımla onu yaşatacağım, iyileştireceğim diye ne uğraştım ya. Ama arsız oğlan bir gün beni neneme şikayet etmiş. Demiş ki nene bu kız beni devamlı yemek yediriyor bana, devamlı sokağa çıkarıyor hava alacaksın diye. Bir gün de halı tezgahının önüne oturttu, halı dokuyacaksın dedi. Ben o iyileşsin diye yapıyorum bunları ama o beni şikayet etmiş. Nene bir şey dedi mi? Nenem bizi yanına çağırdı.
Bunlardan iki tane işlemiş. Birini ona, birini bana verdi. Dedi ki, siz birbirinizin yarısısınız. Bu kız senin akça yılanın. Seni o iyileştirdi. Özür diledim peki? Ne diledin ya? Çocuklu işte, ben yine de gönül koydum. Çocukluk. Evet, çocukluk. Sonra ne oldu peki? Sonrası işte Cennet'i dayısı buldu. Cennet'in rüyası bitti. Çocuk Cennet yaşlı bir adama kuma gitti. Çocuk yaşta kuma. Öyle. Eşyalarını mı almaya geldin? Hayatım, kahvaltıyı hazırlattım. Geliyorsun değil mi? Aa, yok, benim hemen işe gitmem gerek. Geç bile kaldım. Cennet, sen kahvaltı edebilirsin. Yok sağ olun, ben çocuklar bekliyor, gideceğim. O zaman ben bırakayım seni. Zahmet olmasın, ben giderim. Niye zahmet olacak? Yolumun üzeri zaten. Hayatım, sen en iyisi işine geç kalma. Cennet Hanım beni kırmaz. Ben onu benim arabamla şoföre bıraktırırım. Peki, öyle yapalım. Ben eşyalarımı alayım. Ben kahvaltı yapmayayım, hemen gideyim o zaman. Tamam. Tövbe yarabbim. Bir sıkıntısı var ha. Biraz dikkat etsene. Yusuf. Yılmaz baba. Oğlum, insan geleceğini haber vermez mi? Sürpriz diye bir şey var, müsaade edersen. Doğru, haklısın. Çok özlemişim seni ya. Sen beni beklemeden evden mi kaçıyordun? Yoktu oğlum. Biraz erken işim vardı. Bana bak, kandaş mı? Vallahi bayağı açım ya. Hatta seni göreceğim diye Yasin'in meşhur menemenini reddettim. Tamam tamam. Hallederiz. Peşimden gel. Güzel tamam. Bir yere götüreceğim seni. Tamam. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Çok gururlandım seninle Yusuf ya. Aferin sana. Çok güzel bir proje. Senin sayende. Saçmalama ya. Ne kadar çalışsam, çabalasam da emeklerinin karşılığını ödeyemem. Sen olmasaydın kim olacağım? Hatta yaşayıp yaşamayacağım bile belli değildi. Öyle değil oğlum. Bütün başarılar senin çabalarının sonucunda oldu. Sen hayatta nasıl durman gerektiğini iyi biliyorsun. Sana yakışan bir evlat da zaten böyle olur. Tabii tabii. Bu projede hangi üniversiteyle çalışacak? Yurt dışındayken bir profesörle tanıştım. Burada özel bir üniversitede çalışıyor. Onlarla ortak yürüteceğiz. Bana bir ödenek de verdiler. Tek yapmam gereken beraber çalışan bir ekip kurmak. Güzel. Bu arada bir şeye ihtiyacın olursa
Elimden gelen her şeyi yaparım. Tamam mı? Tamam, söylerim. Tamam, hadi. Bu kadar gevezelik yeter. İşe gitmem gerekiyor. Yılmaz Koçeri olmak kolay değil. Tabii tabii. Abi ben de zaten Demir'le buluşacağım. O da beni bir arkadaşıyla tanıştıracakmış. Vay. Demir sana yardım ettiği gibi bana da yardım etseydi, ooo neler yapardık neler. Neyse. Bakar mısın? Anne ben okula gidiyorum. Neden? Cennet, içeridesin biliyorum. Aç kapıyı. Anne, kapıda adamlar var. Cennet! Ya ablamı almaya geldilerse? Bu kadar da kolay değil. Hayrola? Niye geldin kapıma? Yerin dibine de girse seni bulabileceğimi göresin istedim. Biliyorsunuz değil mi? Yemin sizi bulursa ne olur? Ya tamam, git söyle hadi. Nasıl olsa üstümüze salan sensin. Bak Cennet kadın, benim niyetim bu olsa daha fenasını da yapardım ama yapmayacağım. Çünkü ben bu savaşa son vermeye geldim. Sen oğlumun başında kara bulut olmaktan vazgeçeceksin. Bizi birbirimize bırakacaksın. Ben de sizi birbirinize bağışlayacağım, değil mi? Ne söylüyorsun sen? Neyin pazarlığını yapıyorsun benimle? Ah, pazarlık işte. Doğru dedin. Pazarlık. Ben diyorum ki sen Yemin'den uzak kalacaksın. E biz de Zümrüt'ü ağaya vermekten çayacağız. Şimdi ana olmanın gereğini yaptım. Hiç değilse oğlan ondan vazgeçtiğini öğrenemeyecek. Ha? Değil mi? Ha? Bak siz ananıza sahip çıkacaksınız. Eğer o çaresini tutarsa o zaman siz kurtulursunuz. Yoksa vallahi delirdi ha Yemin. Ben bile sahip çıkamıyorum artık oğlana. Anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık. Hadi bakalım. Hele salacakla kalın. Hadi sen okuluna git. Anne. Kapanan kredi hesabının evrakları. İmzanız gerekiyor, banka ileteceğim. Hoş geldin Artem. Müsait misin? Tabii tabii. Bir şey içer misin? Bir acı kahveni içerim. Hele Hande kendi elleriyle yaparsa çok daha sevinirim. İyi fikir. Hande bize birer kahve yapar mısın? Peki. Ziya ile konuştum. Telefon kayıtlarına baktırıyormuş. En ufak bir şey bulursan haberim olsun dedim. İyi. Ali Zafer, duyuyor musun beni? Ha, bu arada atölye için Cennet Hanım'la konuşabildin mi? Yok, birazdan gider konuşurum. Acele etsen iyi olur. Her şey hazır. Tamam tamam, kahvemizi içelim ondan sonra. Tamam. Paşam, rahat mı oralar? Ben açarım. Emlakçının hanımı gelmiş. Hoş geldin Hayfer ablacığım, geç. Girmeyeyim canım.
Boğazınızdan sıcak bir lokma geçsin diye yemek getirdim. Ay ne zahmet ettin. Zaten buraya yerleştik, size çok zahmet verdik. Aşk olsun. Komşu komşuya böyle yardım edecek tabii. Esas benim sana müjdeli bir haberim var. Bana mı? Hayrola abla? Benimki ev sahibiyle konuşmuş, evi makul bir fiyata kiralamaya ikna etmiş. Ay ondan Allah razı olsun ablacığım ya. Sağ olsun, çok sevindim, sağ ol. Hadi bakalım, sen paraları hazırla, kontrat bugün yarın gelir. Ya o var diyorsun değil mi? Ne oldu, yüzün düştü? Ya abla, ev sahibi benim kapıma gelirse benim ona verecek bir kuruş param yok. Ben iş bulamadım. Ayol üzüldüğün şeye bak, benim tanıdığım bir restoran sahibi var. Çalışacak eleman arıyor. Oradan kazandığın parayla kirayı da ödersin, cebine harçlık da kalır. Ha, olur diyorsun ha. Hamur açmayı biliyor musun? Biliyorum. Oldu mu hiç? Hadi giyin de gidelim. Ha, tamam abla, dur bunu bir bırakayım, ben hemen geliyorum. Kiraz, anneciğim şu yedek anahtarı al çocuğum sen. Tamam mı? Çıkar şuradan. Ben hemen gidip geleceğim, tamam mı? Siz de şu yemekten yiyin, güneşe de yedir anneciğim. Tamam kızım, iş mi kaçacağım? Ama dikkat et sen de. Tamam, ay, hadi gör. Anne anahtarı mı? Ay, ne yiyeceğim ben? Ne yiyeceğim ben? Hadi. Dikkat etseniz, okul burası. Okul mu? Peki sen hangi sınıftasın? 5A mı? Okul kampüsünde bu hız ne? Bak hala okul diyor ya. Burası üniversite. Üniversite. Ha sen galiba çömezsin. Ben çömez falan değilim. Birinci sınıf öğrencisiyim. Tamam, zaten çömez diye son sınıflara söylenmiyor. Özür dileyeceğinize hala dalga geçiyorsunuz. Yani havalara bakarak yürüyen sensin. Bir de dikkat etmediğin için özür dilemesi gereken ben miyim? Beni neredeyse eziyordunuz, kabahatli ben mi oldum yani? Tamam. Tamam, madem senin için bu kadar önemli, özür dilerim. Ama şu an hakim karşısında olsaydık %100 sen suçluydun. Bir de avukatlık dersi vermeye kalkmayacaksınız inşallah. Niye, çok mu adil buldun? Benim derse yetişmem lazım. Gelmedi daha. İşe girdi demek ki. Biz de hep böyle bekleyeceğiz mi ya? Hayır, beklemeyeceğiz. Kalk Güneş, biz de çıkıyoruz. Giy ayakkabılarını ablam. Heh. Ne oldu, bitti mi ders? Dağıttılar mı adalet? Lütfen benimle düzgün konuşun. Niye? Bence senin adil olma ihtiyacın var. Ya sizin işiniz gücünüz yok mu öğleden beri burada böyle oturuyorsunuz? İşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Anladım. Yani işiniz gücünüz yok, böyle ağacın altında oturup gibi oturup gelene geçene laf atıyorsunuz. Bence ağacın altında oturmayı küçümseme. Yani bak, eğer Newton da ağacın altında oturmasaydı belki şu an çok daha farklı bir çağda yaşıyor olabilirdik. Keşke boş harcayacak vaktim olsaydı ama yok. İyi günler. Zümrüt. Erken gelmişsin Yusuf. Bir kampüs havası koktum dedim. Siz tanışıyor musunuz? Hayır. Evet. Ya tanışalım. Yusuf ben. Zümrüt. Bu da Yusuf. Yusuf işte. Demir'in abisi. Yani sayılır mı? Ablacığım mendil alır mıydın? Abim mendil alır mıydın?
Siz alır mıydınız mendil? Teyzeciğim mendil alır mısın? Teyze, ya duymuyor musun mendil diyorum. Utanmıyor musun yaşlı kadını rahatsız etmeye? E duymuyorsun sandım, ne var yani? Ama maşallah duyuyor musun? Birinde papuç kadar mı? Terbiyesiz. Hocam haklısın, utanmıyor musun mendil satmaya? Adam gibi bir iş mi var, çalış. Dilenci değilim ben, çalışıyorum burada. Size iyilik yaramıyor be. Beni nedir, nedir? Zümrüt, tam senlik bir iş buldum. Şimdi bizim Yusuf Fransa'daydı. İzin ver, ben anlatayım. Şimdi ben bu üniversitede bir proje yürütmeyi planlıyorum. Üçüncü dünya ülkelerinde kadına şiddetle alakalı. Neden beni seçtiğinizi anladım. Bir bitirsin istersen, dinle. Dediğim gibi bu konuda araştırmalar yapacağız, istatistik geliştireceğiz. Gerçek hikayeler dinleyeceğiz. Ve bunu yapmak için de özverili bir ekip oluşturmam lazım. Çok yüksek bir ücret yok ama bir öğrenci için ideal olduğunu düşünüyorum. Ne dememi bekliyorsunuz Demir? Hemen olur demem gerekiyor, öyle mi? Yani niye olmasın ki? Hayır diyeceğini düşünmemiştim. Nasıl yani, anlamadım ben. Biz kadınların kapılarını çalacağız, bize anlatın diyeceğiz. Onlar da anlatacak, biz de not alacağız, öyle mi Yusuf Bey? Yani tabii işin bazı zorlukları var, farkındayım. Hayır, bence farkında değilsiniz. Bir kadın yaşadığı şiddeti kendine itiraf edemez. Bize neden anlatsın? Evet. Dediğin şeyi istatistikler de zaten doğruluyor. Bizi şiddete maruz kalmış insanların oranı... O istatistik dediğiniz rakam olarak gördüğünüz şey bazı insanların hayatlarının ta kendisi. Zümrüt. Sen bizi yanlış anladın. Yok, gayet de iyi anladım. Kırığı ağaçtan düşene sor demişler, siz de bana soruyorsunuz işte. İstemem ben, sağ olun. Zümrüt. Daha önemli bir konu var konuşmamız gereken. Vaktin var mı? Elbette sevgicim. Dinliyorum seni. Kendimle ve ailemizle ilgili bazı kararlar aldım. Hmm. Alkol tedavisine mi başlıyorsun? Hayır. Zaten bir süredir içmiyorum. Gerçi farkında bile değilsin ama... Neyse, işle ilgili. Hmm. Şirkette çalışmaya başlamak istiyorum. Hayatımı düzene sokmak istiyorum. Çalışmak galiba en iyisi. Hatta şu yeni açılacak atölyenin başına geçebilirim diye düşünüyorum. İyi de sevgi. Demir doğduğundan beri sen hiç çalışmadın ki. Nasıl olacak? Önemli olan benim istemem değil mi? Evet ama... Bunu Artem'le konuşmam gerek. Nasıl mutlu oldum anlatamam Yılmaz. Bence acele etme. Proje Artem'in projesi. Onunla konuşmadan bir şey söyleyemem. Ya patron sensin, halledersin. Yanlış bir zamanda mı geldim? Hayır hayır, gel Hande'cim. Sana bir müjdem var. İşe başlıyorum. Hem de sizinle. Aa, çok sevindim. Hadi Yılmaz, gidip üçümüz bunu kutlayalım. Ben gelemem hayatım. Burada yapmam gereken bir sürü iş var. Sen şimdilik Hande ile kutla bunu. Tamam, hadi Hande'cim gidelim biz. Ama sevgicim, benim bugün çok işim var. Ama patronumuz izin verdi. Hadi, görüşürüz hayatım. Afiyet olsun. Cennet, iş yerine gelmiyor değil mi? Gelmiyor şimdilik. Ama Yılmaz Bey'in onunla ilgili planları var, biliyorsundur sen de. Aa, söylemediler mi sana? Şu yeni kurulan atölye var ya, onun başına geçireceklermiş. Yılmaz da haklı tabii.
Bu fırsat kaçmaz. Tabii. Su'yla kutlama mı olunmuş? Hadi birer kadeh şarap içelim. Ben artık alkol kullanmıyorum Hande. Aman birer kadehten ne olacak? Hadi Sevgi. Hayatım ben içmiyorum artık. Ama sen söyle şarabını. Ben bir soda alayım. Tabii efendim. Ben de bir soda alayım lütfen. Tabii. Kolay gelsin Cennet Hanım. Aa, Yılmaz Bey beni nereden buldunuz? Emlakçıya sordum. Biraz konuşabilir miyiz? Ya burada konuşamam şimdi. Ayıp olur. Ben patrona bir sorayım. Dışarıda bir 5 dakika konuşuruz. Tamam tamam. Ben bekliyorum. Tamam. Zümrüt. Zümrüt bir durur musun lütfen? Derse geç kalıyorum. Yani gerçekten neden böyle davrandığını anlamadım. Git Demir. Tamam. O zaman dersin bitene kadar ben de burada beklerim. Hayır bekleme git. Zümrüt keşke hemen reddetmeseydi. Bu projede çalışanlara para verecekler. Hayır Demir. İnsan para için içini orta yere döker mi hiç? Bari sen böyle söyleme. Bizim yaşadıklarımızı gözünle görmedin mi? Gördüm evet ama. Derse geç kalıyorum. Ya Zümrüt. Bak şimdi Cennet. Ben kendime yeni bir atölye açıyorum. Senin ustalığına ihtiyacım var. Olmaz Yılmaz Bey sağ olun. Ya hemen itiraz etme sana açıyorum demedim ki. Kendim açıyorum. Yani burada kazandığın parayla İstanbul'da yaşayamazsın ki. Kolunda bir tane altın bilezik var onu kullansana. Vallahi inat değil. Ama siz benim dertlerimi biliyorsunuz. Ben sağ olun demiş olayım size. Yani mesele yeminse o bir iyileşsin ayağa kalksın konuşuruz. Yok ben o kapıyı kapatacağım zaten. Ne yapacaksın? Bir şey diyeceğim. Bir daha seni tehdit mi ediyor? Yok yok öyle bir şey değil. Ya o zaman niye itiraz ediyorsun ki anlamıyorum. Yani bu camekanın arkasında hamur açarak hayat mı geçireceksin? Gel atölyenin başında dur. Burada yeni insanlar yetiştir. Vallahi olmaz. Sağ olun olmaz. Benim de kısmetim şimdilik o hamur teknesiymiş. Ne siz bunu söylemiş olun ne de ben size hayır demiş olayım. Heh. Peki öyle olsun. İnadım inat. Estağfurullah. Peki. Ama sen yine de bir düşün olur mu? Çocuklara selam söyle. Sağ olun siz de evdekilere. Güneşim. Şimdi önündeki mendille şu duduran ablanın yanına gideceksin tamam mı? Ama azıcık böyle sevimli ol, gülümse. Hey. Hiç de ihtiyacım yoktu altın saçlıkını. Geri çevirmeyeceğim. Ne kadar bu? Ha? 1 lira. Al sana 1 lira. Gidelim sana ya. Bu mendili de al. Şuna yanına git. Hadi. Benim ağzımda. Şimdi ne yapsam? Şuraya gidelim. Hadi gel. Ben de geliyorum seninle. Merhaba, ben bir şey almayacağım. Ben burada işe başlamak istiyorum. Tamam, ne zaman başlarsın? Yarın. Olur. Nasıl yani? Alındın mı şimdi işe? Ders programını getirirsin, saatlerine bakarız. Uygunsa bugün bile çalışabilirsin. Tamam.
Kaç para alacağını sormayacak mısın? Hakkı neyse o olur. Adın ne peki? Zümrüt. Benim de Seyfi. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kirazım nasılsın? Veysel. Bir de bana kirazım mı diyorsun hala ha? Bak ben... Korkak. Ya benim canımın peşindeyken vurmadın. Kendi parana göz dikince mi vurmaya kalkıştın ha? Yapma Kiraz, böyle deme. Ben ona doğrultmadım silahı. Vallahi billahi başkasının önüne atladı. Başkasına mı? Ya zaten kaçıp gideceğim buralardan. Küs ayrılmayalım. Kapına geleyim bir göreyim seni ha. Ne konuşacaksın benimle? Hem annem ikimizi görürse benim bacaklarımı kırar. O yokken geleyim. Müsaade et. Son defa göreyim seni. Bunca yılın hatırı var ha. Tamam. Annem yokken gel bak ama bekliyorum. Çabuk ol. Tamam. Sen ver bana adresi. Yılmaz Bey, uygun musunuz? Affedersiniz ama size bir şey söylemek zorundayım. Ne? Sevgisi de bir takım sözler veriyor. Ama ben tutabileceğini pek sanmıyorum. Ne oldu, ne yaptı yine? Size içki içmiyorum diyor ya. Yalan söylüyor. Yemekte size söylemeyeyim diye söz verdirtip yine şarap söyledi. Ah Sevgi. Buna bir çözüm bulmak zorundayız. Lütfen benden duymuş olmayın ama. Merak etme. Güneş, hadi sen beni içeride bekle, koş. Ah be Veysel, neredesin sen ya? Anneme beni rezil mi edeceksin? Annem gelmese bari. Ne o Kiraz Hanım? İçeride sıkıldınız artık, bizi dışarıda mı karşılıyorsunuz ha? He, öyle oldu abla. Haydi gel, gel. Gelme. Arayacağım ben seni. Benim canım ciğerim. Oh. Ey benim boncuk oğlum, karı oğlum. Oh. Ağacın kurban olsun sana. Yavaş yavaş. Dur anne dur. Dur. Sabri abi. Alo, Yemin kardeş. Veysel'i bulduk. Buldunuz mu abi? Şoför adresi biliyor. Getirir seni. Cennet Hanım'ın evinin önü. Cennet'in evinde mi? Dur oğlum Yemin, nereye? Dur. Anne dur, çekil. Hastasın. Yemin. Yemin. Ben geldim. Hoş geldin anne. Ay, girdik. İş buldum. Bugün ilk defa her şey yolunda gidiyor annem. Ay, çok şükür kızım. O zaman önce bir yatak alırız. Şöyle yayla yayla yatarız. Değil mi Kiraz? Ha. E, yatağı önce alacağım zaten canım. Ayfer Hanım söyledi, şeyde mahallede çerçiler dolaşıyormuş, eşya satan taksitle onlardan birkaç parça eşya da alacağım. Hadi annem yemeği koyun. Cennet'in eve çabuk. Yemin! Yemin! Yemin dur hele, ben de geleceğim. Yemin, Yemin, ben de geleceğim. Anne, oyalama beni. Analık hakkımı helal etmem, ben de geleceğim. Ya deli deli konuşma, gir içeri. Taksi! Dur! Dur!
takip edeceksin. Sağ ol kardeş. Anne, ben de bir iş buldum. Ne işi? Okul olacak. Anne, okulun kafesinde buldum. Uzun uzun ders aralarım oluyor. Boş mu oturayım? Hem fena mı? Akmasa damlar. Tamam da derslerini ihmal etme ha. Ben bir hava alıp geleceğim anne. Neyin havası Kiraz? Allah aşkına nereden çıkarıyorsun bunları? Tabii ya. Herkesin işi gücü yolunda. Ya bir çıkıp hava alacağım anne. Ya kapının önünde dur. Tamam, tamam. Bak bakacağım ha. Abla kırmızı yandı. Ya boş ver sen kırmızı falan. Veririz cezası neyse. Bak bas git hadi. Çok fazla cezam var abla. Olmaz. Allah layığını versin. Annem gelmeden gel demedim mi ben sana? Şimdi git buradan. Bak benim başıma bela açma. Anan gelmeden gezelim. Haydi. Veysel bak bela açma diyorum. Kiraz ısrar etme haydi bin. Ya binmeyeceğim diyorum Veysel. Ulan Veysel! Ulan! Sabri abi! Ulan! Ulan sen ne misin bu kadresin? Ulan canıma suyana kızılmayamayacaksın. Sen nasıl konuşuyorsun oğlum? Ne işi var lan bu lan burada? He? Yemin! Yemin! Ne anlattın oğluma? He? Akıttın mı zehrini oğluma? He? İnanma oğlum, inanma. O değil senin anan. Benim senin anan. Ne oluyor lan burada? Doğru mu söylüyor? Hayır oğlum, doğru söylemiyor. Benim senin anan. Yalan söylüyor, yeminim yalan söylüyor. Lan! Kesin lan sesinizi. Lan kesin lan! Düşün lan yakandan. Öpeceğim seni. Öpeceğim seni. Paralayacağım. Yemin! Şimdi diyeceklerimi 25 yıldır söylemeye çalıştım ama söyleyemedim. Sana bir zarar gelir korkusuyla. Kimsesizlikten yapamadım oğlum. Belki sen anlarsın diye bekledim. Sana bakışından, oğlum deyişimden anlarsın diye bekledim oğlum. Bir dakika, bir dakika. Neyi anlayacakmışım ben? O kadın sana sarıldığında ciğerim yandı oğlum. Ciğerim yandı. Ulan bütün hayatım mı yalanmış? Analığınız batsın. Artem'le konuşacaktınız. Konuşabildin mi? Bu benim atölyenin başına geçmemle ilgili konuşacaktınız. Hı? Artem'le diyorum. Konuşabildin mi? Aa yok. Konuşamadım. Ona yarın bakarız. Bakarız da olacak şey değil. Ne kadar çabuk hallolursa benim için o kadar iyi olacak. Zülfiye! Çayım nerede? Hemen getiriyorum Sevgi Hanım.
Çay mı? Yani istersen daha sert bir şey içebilirsin. İçmiyorum dedim Yılmaz. İnanmıyor musun? Tamam canım. Sen öyle diyorsan problem yok. Takdir etseydin şaşardım zaten. Sen ne zaman benim iyi bir şey yapabileceğime inandın ki? Anladım Sevgi. Uzatmaya gerek yok. Seninle, işinle ilgilenmeye çalışıyorum. Senin için kendimi değiştirmeye çalışıyorum ama gördüğün yok. Şu köylü kadına verdiğin emeğin yarısını bile bana vermiyorsun. Kaldır başını. Bugün kafanı yere eğdiğini gördüğüm son gün olacak. Anlaşıldı mı? İntikam sadece insandan alınmaz. Hayattan intikamını alacaksın. İç. Abi de hastaneden... Yaralıyı değil. Yarayı dağıtacaksın. Ama böyle içmeyeceksin. Delikanlı adamsın. Bu sana ilk dersim olsun. Delikanlı adamın yüreği olmaz. Yüreğin olmayacak ki yaralanmayasın. Aklını kullan. Hep bir adım önde ol. İntikam mı istiyorsun? Anlatayım o zaman. Rakibinin terazisini bozacaksın. Şimdi dimdik dur. Ve kimi yere devirmek istiyorsan onun terazisini boz. Kimseyi devirmek istediğim yoktu abi. Benim içim nasıl yandıysa... onlarınki de öyle yansın. Ama nasıl? Nasılını bana sorma. Kendi aklına sor. Anne bırak artık hadi. Geç oldu. Şunları bir ayıracağım. Oğlan ne hale geldi gördün sen de değil mi? Oğlan aklı karıştı. Yemin diye diye kendini paraladın. Ya kendine bir şey yaparsa? Yapmaz. Ne yapacak? Yine en fazla dövünür, sinirlenir. Sonra yine anasının yanına döner. Ya belki de şimdi kimin yanına gideceğini düşünüyordur. Demek kız, ya bizimle yaşamak isterse? Keşke. Bu evi ben çiçek gibi yapacağım. Bütün çocuklarım bir arada olursa daha ne isterim ki ben? Keşke. Allah korusun.
cennet yılanı görürsün sen. Doğduğuna pişman edeceğim seni. Neredesin Yemin? Onca saat ne konuştunuz? Ben öldüm burada meraktan. Günahın çok büyük. Yemin. Kurbanın oğlum. Affet. Allah affetsin. Vallahi billahi benim bir günahım yok. Vallahi o kadın istemedi seni. Ben o adamın oğlunu bağrıma basmam dedi. Sen daha el kadar bebeydin. Daha süt kuzusuydun. Ne deseydim? Anan seni istemedi mi deseydim? Demediğine daha mı iyi oldu? He? Ben bir daha nasıl güveneceğim sana? Nasıl bakacağım yüzüne? Nasıl anne diyeceğim? Niye demeyeceksin oğlum? Niye bana ana demeyeceksin? Ha? Ben bir tek seni doğurmadım. Onun dışında analık ne gerekirse yaptım. Senin yüzünden az daha ana katil oluyordum. Hiç ses etmedin. Üstüne bir de körükledin. Yalanın ortaya çıkmasın diye cenneti öldüreyim istedin değil mi? Reyemin, sen ne tez o cennet karısını ana bele? Ne tez? Onu bana karşı savunur oldun. Ne tez benden vazgeçtin? Yemin kurbanın oğlum. Her gün aynı yalanla baktın yüzüme. Her gün. Yalan değil. Sen benim oğlumsun. Biricik evladımsın. Ben senin evladın değilim. Sen de benim annem değilsin. Yemin. Kimliğinizi alabilir miyim? İsmi. Kimliğinizi alabilir miyim? Toplam borcunuz 900 lira. 9 ay 100'er liralık taksitleriniz olacak. Şuraya bir imza atabilir misiniz lütfen? Kefil olarak sizin de imzanız gerekiyor. Hayırlı olsun. Sağ ol Ayfer teyzeciğim. Ya sen olmasaydın, bize kefil olmasaydın biz bunları hayatta alamazdık. Aşk olsun lafı olmaz yavrum. Güle güle kullanın. Sağ ol. Şu yeni açılacak atölye işinde patron senmişsin Artem. Yılmaz öyle söyledi. Ben ne dediysem beni ciddiye almadı. Olur mu canım? Yılmaz'a haksızlık ediyorsun. Aslında neden almasın? Ne dersin Yılmaz? Vallahi Artem proje senin projen. Ama bana sorarsan olmaz. Neden olmaz Yılmaz? Başka planların mı var? Yok Sevgi, ne planımız olacak? Sana söylemedim Artem. Belli ki Yılmaz'ın bir derdi var. Böyle konuşarak bir yere varamayız. Geç kuzum. Beğendin değil mi Güneş? İnşallah odanız olduğunda yeni eşyalar da alacağım. Yeni takımlar. Nasıl oturuyorum hep orada. Bence Sevgi hazır. Cennet Hanım da çalışmak istemiyor zaten. Ha.
Yani benim kendi iş yerimde çalışabilmem için Cennet gibi birinin o işe tenezzül etmemesi gerekiyor, öyle mi? Sevgi, bunu tartışmanın ne yeri ne de zamanı. Ben anlayacağımı anladım Yılmaz. Beni arama. Bir süre yüzünü bile görmek istemiyorum. Arama beni. Tamam, ben ilgilenirim Yılmaz Bey. Olacak iş değil. Ben geldim. Aa, ne o öyle ya? Mevlüt abi yazar zor açtırttım hesabı. Kızım niye borç yaptın? Bunlar borçsuz alınmaz ki. Hem şimdi 50 liralık hakkımız var. Bunları doğru düzgün ödersen kolaylık yapacakmış. İyi. Hadi ben de size bir anne kahvaltısı hazırlayayım o zaman. Tandır ekmeğin olacaktı var ya, of. Onun fırını da alırız değil mi? Alacağız tabii, fırınsız olmaz kızım. Abin de çok severdi o ekmeği. Haydi haydi yiyin, yiyin. Çok iş var, çok. Kiraz'ım, sen eve göz kulak ol değil mi anneciğim? Bulaşıklar da sana emanet Kiraz Hanım. Kiraz, güneş sana emanet annem. Dikkat et, olur mu? Tamam. Siz burada bekleyin. Hoş gelmişsin oğlum. Çok mu istiyorsun bana analık yapmayı? Yıllardır. Seni koynumdan aldıkları günden beri. Tamam. Hadi hep birlikte bir aile olalım. Sen, ben. Kızlar. Ay kara gözlerine kurban oldum. Doğru mu söylüyorsun? Şartla. Zümrüt'ü Faysal'a vereceksin. Namusumuzu da, borcumuzu da temizleyeceksin. Memleketi alnımız ak, başımız dik gireceğiz. Kabul mü? Ne diyorsun oğlum? Ben kardeşine bunu yapamam. E bana yaptın ya. Babam gibi ölmemi göze alıp Faysal'ın önüne atmadın mı? Ben seni kimsenin önüne atmadım ki oğlum. Babanla hanım seni... Ya tamam yeter. Karar senin. Düşün taşın. Ya kızın ya ben. Ne oldu anne, yine esti gürledi gitti değil mi? Yüzün kireç gibi olmuş. İyiyim iyiyim. Hadi işe geç kalacağım, yürü kızım. Sana emanet Kiraz. Açsana, niye açmıyorsun? Son zamanlarda çok arar oldun Sevgi Koçeri. O kadar kolay değil. Hayırlı olsun. İlanı böyle asabilir miyim? Bilmem, beni ilgilendirmiyor. Demek burada çalışıyorsun. Araştırmacı için mi soruyorsun? Ya bak, alınganlığa gerek var mı bilmiyorum ama
Yaptığım iş küçümseme. Bence ben çok değerli bir şey yapıyorum. Bana öyle diklik bakma. Ön yargılısın diyorsun ama önce bir kendi terazine bak. Bence ben doğru kefede değilim. Bekir Bey, rahatsız ettim ama ben teknedeki bütün hamurları bitirdim. Acaba bugünlük biraz erken çıkabilir miyim? Ellerinize sağlık. Tabii ki çıkabilirsiniz Cennet Hanım. Sağ olun, kolay gelsin. Sağ ol, iyi istirahatler. Tamam. Hadi. Zümrüt. Dünden beri kendimi sana nasıl affettireceğimi düşünüyorum ve çok zor durumdayım. Bana yardım eder misin lütfen? Abartılacak bir şey yok demiş. Yok yok, gayet abartılacak şey. Ben istemeden senin kötü hissetmene sebep oldum. Önemli değil dedim ya. O zaman bir menemene hayır demezsin herhalde. Acı biber var mı? Olmaz mı? Evet. Sağ ol. Ne istiyor gene bu kadın? Arsızlığı, yüzsüzlüğü iyice ele aldı. Ey yeminim, karı oğlum. Acıktın mı? Sana sofra kuram mı? İstemem. Abi geçen gün gelen kadın geldi yine. Seninle konuşacakmış. Ne konuşacakmış? Yemin yok da yola gitsin. Yemin, kurbanın oğlum. Sakın ola o yılanı dinleme. Bakın yalanla, dolanla senin kafanı bulandıracak. Senin ondan aşağı kalır bir yanın var sanki. Yemin. Sen ortak olmadın mı onun bütün yalanlarına? Yemin. O neyse sende olsun. Hayırlı günün olsun oğlum. Hani avukat? Ben onu yapamam oğlum. Kardeşini kurban edemem. İstiyorsan benim canımı al ama ben onu yapamam. Artık senin canınla temizlenir mi bu pislik? Deme öyle. Neyi demeyeyim? Hangisini demeyeyim? Cümle aleme rezil olduk, onu mu demeyeyim? Babamın canına sebep oldum. Bunu mu demeyeyim? Senin bir suçun yok. Faysal Ağa'ya borcumuz neyse ben öderim, çalışır öderim oğlum. Bu mu son sözün? Oğlum bir dur ya, bir dur. Ben senin oğlum değilim. Turunam gidersen Mardin'e, turunam yâre selam söyle. Karlı dağların ardına turunam yâre selam söyle. Karlı dağların ardına.
Aslanım oh benim. Buyur Yemin abi. Ağladık hemen. Sağ ol Kasım. Hele o cennet karısının ağzının payını verdin mi? Ha? Aman inşallah bir daha yüzünü görmek nasip kısmet olmasın. Bizden Irak, Mısır'a sultan. Bilal Bey'e misafirliğin yükü ağır olur demiştin ya. Ben de biraz yükünü hafifleteyim dedim. Hanım kadın. Ne? Hanım kadın. Hele. Al. Ne bu? Mardin'e uçak biletin. Hem zaten özlemişsindir de. Yemin oğlu. Sen ananı yanından kovuyor musun? Sen beni ölsen gebersen. Ben seni bırakıp da gitmem. Gideceksin. Çünkü sen de benim annem değilsin. Başıma gelen. Oy benim başıma gelen. Yeter artık, tavayı da yiyeceksin yani. Ne yapayım, çok güzel yapmışsınız vallahi, elinize sağlık. Biliyorum Zümrütçüğüm, elimde değil, yapıyorum işte. Adamı modifiye ustası diye aldık, menemen ustası çıktı başımıza. Bay Yusuf'um, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Seni şöyle alayım. Sen buraları geliyor musun ya? Yusuf, Zümrüt buranın baş misafiridir. Ha. Ziyafeti kaçırmışım. Bu da Zümrüt'e özel bir ziyafetti ama sağ olsun hepsini yedi, bize bir şey bırakmadı. Ben kalkayım artık. Geç oldu zaten. Biraz daha otursaydın. Yok kalkayım. Annemin de haberi yok buraya geldiğimden. Tamam o zaman ben bırakayım seni. Gerek yok Demir. Ben yolları az çok öğrendim artık. Tamam o zaman hırkını vereyim. Arabada kalmış. Görüşürüz. Bilal Bey, müsaade var mı? Kusura bakmayın, haber vermeden geldim ama. Buyurun. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim. Siz bir şey söyleyeceksiniz galiba. Ya vallahi. Kusura bakmayın yani biz... bizim işlerimizle sizi oyalayıp duruyoruz ama... gerçekten bu sefer ocağınıza düştüm Bilal Bey. Benim elimden gelen bir şey olursa size her türlü yardımı yaparım biliyorsunuz. Biliyorum Allah razı olsun. Yani şimdi benim derdim cennet. Ben size daha önce de anlattım. Yani bu kadın benim ömrümde kıymetli ne varsa her şeyi elimden aldı. Şimdi de gözünü benim tek evladıma Yemin'e dikti. Ya gördünüz hastanede benim canım ciğerim orada can çekişirsen nasıl geldi çirkeflik etti. Sonra kalkmış da buralara kadar geldi. Yani benim hayatımı karartmak istiyor. Ama yani hani siz bana az yardım ederseniz ben bu işe bir dur diyeceğim. İyi de ben nasıl yardımcı olabilirim ki hiç bilmiyorum. Ben biliyorum Bilal Bey. Değil mi? Hacer neredesin? İstersen daha sert bir şey içebilirsin. İç.
içmiyorum dedim Yılmaz. İnanmıyor musun? Sen öyle diyorsan problem yok. Takdir etseydin şaşardım zaten. Sen ne zaman benim iyi bir şey yapabileceğime inandın ki? Efendim Zülfiye. Tamam anladım. Geliyorum. Artemciğim sen yemeğe yalnız gideceksin. Benim çiftliğe gitmem gerek. Yılmaz Bey lütfen siz yemeğinize katılın. Sevgiyle ben ilgilenirim. Durumunu da size haber veririm merak etmeyin. Teşekkür ederim anne. İyi ki varsın. Hadi Artem. Beklediğim fırsat ayağıma geldi Zafer. Vazoyu nereden buldun? Aldım. Yan sokakta bir yer var. Her şey 1 lira. Ama görmeniz lazım. Ne alırsanız 1 lira. Bu çiçekleri nereden buldun? Onları da yan bahçeden topladım. Ya anne bu İstanbul milleti çok garip. Allah'ın dağından, kırından toplanan çiçeklere bir de gidip para veriyorlar. Hayır kimse de demiyor ki gideyim ben çiçekleri kendim toplayayım. Baktım burada ne var? Ay ne var? Pasta varmış, ablası almış. Ama yemekten önce olmaz değil mi anneciğim? Önce yemek yiyeceğiz. Hem de muzlu. Oy, ay Allah'ım çok şükür ya Rabbim ya. Bugünü de gördük ya. Daha da güzel günler göreceğiz inşallah. Annem. Sonunda başardık. Bu koca şehirde bir yerimiz olmayacak sanıyordum ama bak oldu. Benim sıhhatim yerinde olsun. Siz benim yanımda olun. Her türlü sıkıntının altından kalkarım ben. Yeter ki siz benim yanımda olun. Ama ben çok acıktım. Yoksa çiçekleri yerim bak. Aman haydi. Haydi. Biz masa aldık ya. Ay nasıl unuttuk onu koymayı ya? Ha, unuttuk ya. Ay bir daha oraya kuralım anne unutmayın. İyi ki geldin Hande'ciğim. Aslında ben seni bugün aramak istedim ama işin gücüm vardır diye vazgeçmiştim. Ya aslında ofiste moralinin bozulduğunu fark ettim Sevgi. Hani çıkalım bir şeyler içelim istedim ama... Ya o kadar çok işim vardı ki. Bir de senin bu hassas durumundan dolayı pek cesaret edemedim aslında. Benim bu durumu düzeltebilmek için bir şeylerle meşgul olmaya ihtiyacım var. Çalışmaya ihtiyacım var. Ama Yılmaz'ın tepkisini bugün gördün değil mi? Evet gördüm. Ve hiçbir şekilde anlam veremedim. Yılmaz Bey son zamanlarda beni çok şaşırtıyor Sevgi. Sevgi, bir kadeh bir şey içeceğim kusura bakmazsan. Niye kusura bakayım canım? Keyfine bak. Sana da meyve suyu. Yani düşünüyorum... Yılmaz Bey'in boş bir anına denk geldi herhalde Sevgi. Çünkü her ne olursa olsun şirkette çalışmana izin vermesi gerekirdi. Yani Yılmaz Bey'i tanımasam bencil bir adam olduğunu düşüneceğim. Biliyor musun? Aynı şeyi ben de düşündüm bugün. Yani neden şirkete çalışmana izin vermesin ki? Bunun ben mantıklı bir açıklamasını bulamıyorum. Sağ ol, dilin damağımı kurumuş. Yani Yılmaz Bey'i tanımasam... ...senin bilmeni, görmeni istemediği gizli saklı bir hayatı var diye düşüneceğim. Ama yani o da değil. Pardon. Alo. Durum nedir? Aslında ben şirketten çıktığımda durum fena değildi. Ama siz de biliyorsunuz zor bir süreç. Ama ben sonuçta her şeyin olumlu olacağını düşünüyorum. O nasıl bir rol kesme ya? Senden korkmayan aptaldır vallahi. Evet.
Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Peki görüşürüz, hoşçakalın. Hay Allah ya, ben nasıl unuttum? Sevgi, benim acil eczaneye gitmem lazım kapanmadan. Sen niye çıkıyorsun canım? Ararız eczaneyi, getirirler. Ya evet, çok iyi olurdu da ilaçlar reçeteli. Ya benim gitmem şart. Ne olur kusura bakma. Görüşürüz. Yılmaz Bey, Sevgi'yi zapt edemiyorum. Çıldırmış resmen. Ya öyle çok içmiş ki. Tamam, hemen geliyorum. Tamam, siz merak etmeyin, bekliyorum. Az şekerli kahven de hazır anne. Ay, eline sağlık yavrum. Afiyet olsun. O ikincisi kime? Zümrüt Hanım'a. Sabaha kadar ders çalışacakmış ya, ona yaptım. Allah. Anne, bizim başımıza taş yiyecek değil mi ben sana? Size de iyilik yaramıyor ha? Yok kızım, ablan sana şaka yapıyor anneciğim. Açın kapıyı. Anne. Dur. Buyurun. Benden çaldıklarını almaya geldim Cennet kadın. Ne söylüyorsun sen be? Ben senden neyini çalmışım? E kızlarımı çaldın ya. Sen canına mı susadın? Sen kimin çocuğunu kimden almaya kalkıyorsun? Canıma susadım. Anlat bakalım avukat bey. Anlat ki anlatsın. Yalı kara. Kiraz ve Güneş'in kimlikleri hanımın üzerine. Zaten nüfus kayıtlarına göre de onun çocuklarıdır. Zorla alıkoymuş gözüküyorsunuz. Zorluk çıkarmayın. Çocukları annelerine teslim edin. Gelme üstüme, diz çöktüm dünyanın namert yüzüne.
şimdi göç zamanı, giden gidene şu gurbet ellerde öldürme beni. Şimdi göç zamanı, giden gidene şu gurbet ellerde öldürme beni.